أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أعزائي كاردشترم أم محرم 1434 Ve bugün günlerden aşura. Aşura aslında insanlığın hafızasında Hicri 61'den önce de var olan bir hakikatti. Biz Hicret'in 61. yılına kadar Aşura'yı İslam'ın bir bayramı olarak ihya etmeye çalışırdık. Bugün hadis kitaplarına baktığınız zaman birçok rivayette bu konu hakkında bilgi bulacaksınız. Her ne kadar bazı cerh ve tadil alimleri söylenen rivayetler konusunda farklı şeyler söyleyip çeşitli tenkitler ileri sürseler de hadislerin tamamını alt alta dizdiğimiz zaman bu hakikatin varlığını hemen görürüz. Hazreti Adem'in tevbesinin bir Aşura günü kabul edildiğini söyler kitaplarımız Yunus'un balığın karnından kurtulmasını, Nuh'un tufandan sonra gemisinin Cudiye demirlemesi, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden beni İsraili kurtulması, kurtarması, Hazreti İsa'nın o gün doğduğu, Eyüp Aleyhisselam'ın şifaya o gün vardığı gibi onlarca hadise bir Aşura'da yani Muharrem'in onunda olduğu söylenir. Ancak Hicret'in 61. yılı o elim hadise İslam tarihinin gerçekten hatırlandığı zaman yürekleri sarsan Kerbela hadisesi olunca artık bayram unutulmuş yerine Hüseyin'in mesajlarının anlaşılacağı bir hale dönüşmüş. Bu çok tabi bir olaydır da bunu yanlış karşılamak ya da farklı değerlendirmeye gerek yok. Şöyle bir kıyas yapsak meseleyi daha iyi anlayacağız. Sizin bir evladınız, sevdiğiniz biri bir Ramazan bayramı günü ya da bir kurban bayramında elin bir hadise ile vefat etmiş olsaydı her bayram size o acıyı hatırlatırdı. E bahse konu olan aleyhissalatü vesselam efendimizin göz bebeği, bahse konu olan cennet gençlerinin efendisi, bahse konu olan aleyhissalatü vesselam efendimizin kokup bağrına yasladığı, öpmeye dahi kıyamadığı, İki gülüm reyhanım dediği Hazreti Hüseyin bahse konu olan nesli Muhammediyenin bir halkası ki çok önemli bir halkası olarak Fatma'nın oğlu Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin. Varsın da bugün onun adına farklı meclisler kurulsun. Varsın da bugün onun cihana bıraktığı ve diriltmek için cehaletin taasubuyla cehaletin karanlığına gömülen bir kavmi bir topluluğu diriltmek için kanını akıttığı bugün farklı bir biçimde anlaşılmaya çalışılsın. Bugün onun mektebinin talebeleri olarak İslam ümmetinin tamamı Hüseyin'i mektebinin bir öğrencisi olarak gelip o mektebin önünde dursun ve akıtılan o kanın değerini anlamını anlamaya çalışsın. Bizler bugün onu yapmak durumundayız. Her Muharrem, her Aşura Hazreti Hüseyin'in cihana bıraktığı o derin izlerin anlaşılmasının bir vesilesi olmalı. Gerçekten bugün ümmet olarak ne kadar anlıyoruz? Ne kadar o mirası kavradık da hayatlarımızda diriltme adına gayret içerisine girdik. Ne kadar Hazreti Hüseyin'in mücadelesi, kıyamı ve onun arkasından Kerbela'nın meydanında söyledikleri kanıyla o meydana attığı imza arkasından söylenenler arkasından konuşulanlar anlaşıldı da bizim zihin dünyalarımızda yer edindi. Bizler Hazreti Hüseyin'i ve şahitler kervanı olan Hazreti Zeynep'i Kerbela'nın meydanında sağ olarak kurtulan 23 yaşında o günler İmam Zeynel Abidin'i onların daha sonra İbni Ziyad'ın sarayında Yezid'in sarayında vermiş oldukları mücadeleyi ne kadar anladık ne kadar kavradık bunların sorgulamasını yapmak durumunda değil miyiz her muharremde ve her aşurada onlar işin bir damarını oluşturuyordu o damar örnek alınacak bir damardı o damarın kaynağına ait bir şeyler söyleyeceğiz şimdi ama işin bir de ibret damarı vardı bir de meselenin menfi noktasında duran damar vardı ki onu da anlamak durumundaydık Gerçekten Yezi'di ne kadar anladık biz? Bir insan dünyevi saltanat uğruna, dünyevi menfaat uğruna nasıl peygamberin torununun kanına girer? Nasıl onun başını gövdesinden ayırır? Nasıl onun başıyla oynar? Nasıl bunu iyi bir şeymiş gibi insanlara takdim eder? İbret nazarıyla ne kadar biz Yezi'din o halini o ahlakını anlamaya çalıştık. Ne kadar biz ganimet hırsıyla dinlerini menfaatlerinin arkasını atan, menfaatlerini dinlerinin önüne getiren ve menfaatlerini din zanneden, ganimeti her şeyden öte bilen İbni Ziyad'ı, İbni Ziyad'ın babası Ziyad İbni Ebihi, Kerbela'nın meydanında gözü valilikten başka gözü elde edeceği, edeceği, makamdan başka bir şey görmeyen Ömer İbni Sadı, Şimir İbni Zilcevşen'i ne kadar anladık. Gerçekten bir insan nasıl olur da böyle bir hale girebilir? Yoksa biz anlamakta zorlandığımız için bazı şeyleri anlamamaya mı çalışıyoruz? Anlamama adına bazı şeyleri gündemimize almama adına gayret içerisine mi giriyoruz? Durup ara ara şu soruyu sormak acaba bizi rahatsız eder mi? Ne oldu ki Hicri 61 Kerbela aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı Hicri 11 50 sene aradan geçmeden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen ashabı kiram efendilerimizden bazıları halen hayatta iken ne oldu ki İslam toplumu böyle bir hale geldi. Daha Efendimizin kabrinin üstündeki toprak kurumadan niye acaba sahabilerin de bulunduğu bazıları bazı isimler tabiinden sahabi çocuklarından bazıları birbirlerine, birbirlerine kılıçlar çektiler. Birbirleriyle savaştılar. Neden biz bunları anlama adına gayret göstermeyeceğiz? Neden acaba biz bu meselenin üzerinde biraz olsun kafa yormayacağız? Anlamakta zorlandığımız bu işin temelinde bir hakikat var dostlar. Eğer biz meselenin hakikatini anlarsak bu işi anlama noktasında da bir mesafe kaydederiz. Bu hadiselerin hepsinin aktörü insandır. İnsansa eğer bu işleri yapabileceğini hiç unutmamak durumundayız. İnsansa eğer beşerdir. Beşerse şaşar. Beşerse hata eder. Beşerse eğer böyle şeylere girişir. Bakın aleyhissalatü ve selam efendimiz bunu çok iyi bildiği için hiçbir zaman elinin altındakilerden ya da karşısındaki muhataplardan gördüğü yanlışlardan dolayı zorlanmadı anlamakta. Efendimiz aleyhissalatü vesselam beşerse eğer yapar dedi. İnsan değil mi? Yapabilir o zaman. İnsansa eğer her şeyi yapma ihtimali var. Çünkü insanı anlatan Rabbimiz bunun böyle olduğunu söylüyor. İnsanı anlatan Rabbimiz insanın iki kutbundan, iki cephesinden bize bahsetmiyor mu? Ahseni takvim cephesi, esfeli safilin cephesi. İnsansa eğer melekleri bile geride bırakacak kadar melekleşerek yükselme ihtimali ve potansiyeli var. Öyle bir yükselir öyle bir yükselir ki sıdretül münteha son sınır o son sınırı bile bir adım geçer meleklerin yaklaşamayacağı bir noktaya varır. Ama aynı insan öyle alçalır öyle alçalır ki esveli safiline düşer. Affınıza sığınarak o kelimeyi söyleyeceğim Kur'an söylediği için hayvan ya da hayvandan daha aşağıya düşebilir. Aynı malzemeden bahsediyoruz. İnsandan bahsediyoruz. Ama böyledir. Yükselme ihtimali de var böyle. Alçalma ihtimali de var. O halde insandan bu tarz şeyleri gördüğün zaman zorlanma insansa yapardı. Bunu bil. İnsanın içinde taşıdığı bu potansiyel, potansiyelin farkında ol ki hem kendi kaliteni arttırabilesin hem de başkalarının kalitesini arttırma adına gayret içerisinde olasın. Bakın atamız olan Ebul Beşer, Beşer'in babası Hazreti Adem cennette var edildi. Allah ona irade verdi o iradesiyle meleklerden ayrıldı. Yaklaşma şu ağaca dedi. Binlerce ağaç vardı. Adem Aleyhisselam'ın istifade ettiği bir tek ağaç imtihan gereği yaklaşılmamalıydı. İnsanın atası olan Adem o ağaca yaklaştı. İnsansa yapar ve cennetten dünyaya geldi. Gelirken Rabbimiz öyledir kaynaklarımız. Hazreti Adem'i Hindistan'a anamız Havva'yı ciddeye indirdi. Araya araya birbirlerini Arafat'ta buldular, buluştular, tanıştılar. Bir daha yeniden kavuşmanın heyecanını yaşadılar ve insanlık onların o birleşmesiyle neşet etti. Allah onlara çocuklar nasip etti. O çocuklardan birinin adı Kabil oldu, birinin adı Habil oldu. Biri şerrin sembolü oldu, biri hayrın sembolü oldu. İşin ta bidayetinden bahsediyoruz. Dikkat edin ne olur. Aynı teknenin hamuru bunlar. Babaları aynı, anneleri aynı. Çok uzun bir fasıla değil araya giren Adem'in çocukları. Kur'an isim vermeden anlatır Maide suresinin 27. ayetinden 31. ayete kadar merak edenler açsın okusun o ayetleri. Allah orada o iki kardeşin mücadelesini bize anlatırken aslında insanlığın iki damarına da dikkat çekiyordu. Hayır olacak şer olacak hak olacak batıl olacak iman olacak inkar olacak Hidayet olacak, dalalet olacak iki damar hep akıp gelecek. Bu iki damar son güne kadar da böyle devam edecek. Ancak iki damarın farkını da bize anlatacak Kur'an. Kabil şer damarını temsil ederek şunu kendine hayat tarzı olarak benimseyecek. Habile diyecek ki benim yaşayabilmem için senin ölmen lazım. Peki Habil ne diyecek? Ben öleyim sen yaşa diyecek. Aradaki farkı görüyor musunuz? Biri ben yaşayabilmem için senin ölmen lazım derken diğeri hak cephesinde olan ben öleyim ama sen yaşa diyecek. Hayır adına hareket eden Hakkı temsil eden Cepen'in temsilcisi bunu söyleyecek. Ve o iki damarın mücadelesi öyle devam edecek. Biliyorsunuz neticeyi. Kabil Habil'i öldürecek. Ona rağmen yaşayan damar aslında Habil'in damarı olacak. Var mı şu anda insanlık içerisinde kendini Kabil'e nispet eden hak damarı? Habil'di. Hayır damarı o idi. Ölmesine rağmen yaşayan da o oldu. Gelin insanlığın ikinci atasına Hazreti Nuh'a 950 sene bir mücadeleden bahseder kaynaklarımız ve kitabımız. Hatta kitabımızın diliyle konuşalım. 1000 eksi 50. Niye öyle? Çocukluk devresi hariç Aklı başında olduğu zaman diliminin hepsini insanları diriltmek için harcayacaktı Hazreti Nuh. Nuh'un kelime anlamı inleyen demekti. Bir ömür inledi o, bir ömür. İnsanları hak ve hakikate çağırma adına gecesini gündüzüne kattı. Neler neler yaptı. Ama ne yaptı kavmi yalanladı, alay etti tehdit etti, işkence etti. Ne yaparsa yapsınlar Hazreti Nuh o mücadelesini devam ettirdi. En sonunda emir geldi. Dağın tepesinde gemi yapılacaktı. Tahtalara çivi çakarken bile o azgın kavim alay etti. Alay etmelerine rağmen Hazreti Nuh onlara yine bir şey söylemedi. Son anda birini kurtarabilir miyim diye çırpın çırpınıp durdu. En sonda söylenen azap geldi. Sema'nın kapıları açıldı, yerin kapıları açıldı, tufan oldu, ölenler öldü, kalanlar kaldı. O son anlarda dahi Hazreti Nuh inkar cephesinde olan oğlunu kurtarma adına nasıl gayret gösteriyordu biliyorsunuz değil mi? Oradaki o gayret, o mücadele bile aslında yaşamak için yaşamanın değil, yaşatmak için yaşamanın adıydı. Hazreti Nuh sonunda bile onu yaparak aslında gemiye binerek insanlığı tekrardan devam ettirdi. Gelin hepimizin iman atası olan Hazreti İbrahim'e. Farklı mı Hazreti İbrahim Harran'da bir iman mücadelesi başlattı tevhid adına. Putları kırarak işe başladı. Çünkü la demeliydi. Her tevhid kahramanı gibi o da la dedi. Putların kırılmasını Nemrut kendi siyasi egemenliğine uzatılmış el olarak algıladı. Ateşler yaktırdı. O ateşlere attıracak Hazreti İbrahim'i görenlerin dahi ödünü koparan o ateşlere Hazreti İbrahim gülerek gidiyor. Oraya atlarken ne de olsa son anda Allah beni kurtaracak gibi bir beklenti yok. Hazreti İbrahim o ateşe atılırken "Yandım Allah'ım." diye atlıyordu. Ama Allah ateşe İbrahim'e karşı "Serin ve selamet ol." diyordu. İbrahim orada da aslında ateşe atlarken ölerek kendini feda ederek birilerini diriltmek istiyordu yaşamak için yaşamak değil yaşatmak için yaşamanın en güzel örneğini ve modelini ortaya koyuyordu. Ne oldu sonrasında Hazreti İbrahim ateşten sağ salim kurtuldu. Yanına amcasının kızı ve hanımı olan Sare'yi aldı. Önce Mısır durağında Firavun'un huzurunda bazı şeyler yaşandı. Firavun onların sıradan bir aile olmadığını bilince Hacer'i onlara hediye etti. Hacer ile birlikte Filistin'in El Halil şehrine vardılar. Bir müddet orada yaşadılar. Sonra Hacer İbrahim'in hanımı oldu. Allah yıllar sonra onların o evliliğinden İsmail'i onlara bahşetti. Bu sefer yeniden bir hicret adına Tevrat'ın Faran Dağları dediği toprağında bir tek ot bitmez Mekke'ye doğru yola çıkıldı. Geldiler Mekke'ye. Hiçbir şey yok. Kur'an anlatıyor bize bunları. Bıraktı oraya. Toprağında bir tek ot bitmeyen, bir tek canlı olmayan oraya bıraktı. Ne adına orayı yeşertmeleri adına. Ne adına orayı diriltme adına. Ailesini feda ederek insanlığı diriltme adına rahmetin babası olan İbrahim'in o adımını görüyoruz orada. Bıraktı, gitti, ara ara gelip gitti. Hacer ana gayretiyle Zemzem'i İsmail'in topuklarından çıkarttı. Hayat başladı orada. Yaşı oldu İsmail'in 12, İbrahim'in yaşı oldu 80. Bir adak vermiş o adağı unutmuş ya da Allah unutturmuş. Sonra o adak hatırlatılmış ona kurban edilecek o yavru o adağı hatırlar hatırlamaz. İsmail'inin elinden kurbanlık bir koç olarak tutup Mina'ya doğru yürüdüğünü biliyoruz biz. Vardı Mina'ya İsmail'e anlattı olacaklarını yatırdı elini aldı keskin bıçağı ne adına kurban edecek. Orada feda edecek birilerini diriltme adına. Ama Allah İsmail'e bedel semadan bir koç indirecek. Gelen koç İsmail'in karşılığı olacak. Bilmiyoruz. Şöyle bir yorum yapsak acaba yanlış bir yorum mu yaparız? Oy muydu semadan inen koç İsmail'in bedeni bedeli, bedeli? yoksa 5000 sene sonra İsmail'in soyundan gelen Hüseyin'in kurban edilmesi miydi onun bedeli bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki İsmail'in bedeli gibi Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin kurbanlık bir koç gibi kesilecekti. O gün İsmail'in tavrı şuydu bıçak kesmeyince babaya diyor ki kes baba yoksa sen Allah'ın emrine karşı mı geleceksin? Gelin 5000 sene sonra Kerbela'nın meydanına Hüseyin'in dilinden şunu duyacaksınız. Kanımla yükselecekse ceddi Muhammed'in dini ey kılıçlar doğrayın beni alın bedenimi. İsmail'in kes demesiyle Hüseyin'in kes demesi arasında fark varsa siz söyleyin yaşamak için yaşamak değil yaşatma adına diriltme adına feda etmedir. Gelin aleyhissalatü vesselam efendimize bir fark var mı onun hayatında? 40 yaşında nübüvvetin tacını giyecek 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadık kapı bırakmayacak 10 yıl boyunca hakaretlere uğrayacak işkencelere uğrayacak baskılara uğrayacak Namaz kılarken Kabe'nin avlusunda kesilen deve işkembesi onun mübarek boynuna bırakılacak. Ama bir gün olsun o insanlardan şikayet etmeyecek efendimiz. Kurtulmak, kurtarmak için o insanları hidayete taşımak için çırpınıp duracak. Varacak Taif'e 10. yılın sonunda. Taif'te Abdülkülal'in evine varacak. O evin çocuklarına bu dini arz edecek, alay edecekler. Efendimiz aleyhissalatü ve Selam'ın şahsiyetini dillerine dolayacaklar. Dışarıda da çocuklar hazırlayacaklar. aleyhissalatü ve Selam Efendimizi taşlatmak için. Efendimiz dışarıya çıkacak, taşlanacak. Bedeni kan revan içerisinde Minovalı addasın bahçesine kendisini atacak o kanlarını aldırmadan ikram edilen o üzümden yerken bir bismillah bir güler yüz yine orada yaşatma adına gayret Ninovalı adası İslam'a taşıyacak. Dönüp geliyor yanında Zeyd bin Harise. Nahle vadisine gelince Cebrail geliyor aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına. Yanında dağların meliki olan Dağlarla muzaffaf mu, muazzaf melek de var ve Allah'ın söylediği sözü ületiyor Cebrail Efendimiz'e. Ey Muhammed Allah Resulü aleyhissalatü vesselama hitap ederek Allah beni gönderdi yanımda dağların meliki. Diyor ki eğer Resulüm istiyorsa iki dağın birini Taif'in üzerine birini Mekke'nin üzerine geçirerek bu işi bitireyim yaşamak için yaşamak olsaydı kan revan içerisinde efendimiz o anda yapın derdi ama diyemedi demedi hayır dedi onlardan ve onların nesillerinden beni kabul edecekler çıkacak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözüdür bu taiften dönecek zor bir durum Mekke'ye varamayacak üç müşriye arka arkaya haber gönderecek gelin de beni himaye edin diye İkisi reddedecek Mutim İbni Adi kabul edecek Mutim'in kılıcının gölgesinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'ye girecek 10 yılın sonunda iş olmadığını görünce Mina çadırlarını dolaşacak bir gece 16 çadır ve hepsinden red cevabı Allah aşkına eğer amacı yaşatmak için yaşama olmasaydı kim buna güç getirebilir kim bunu yapabilirdi İşin neticesinde 6 tane delikanlının çadırına varacak Esat İbni Zürare ile Yesrib'in kapıları imana açılacak Yesrib kucağını imana açınca Bedir olacak. İman inka, inkara galebe çalacak. Yevmül Furkan olan o günde Furkan'ın sesi, Hakk'ın sesi galip gelecek. Bir sene sonra Uhud, Uhud'da işler farklı dönecek. Ve o gün gül devrini göremeden niceleri aynen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi neticeye bakmadan, kendi menfaatlerini düşünmeden Uhud'un meydanında birer birer canlarını feda edecekler. Hazreti Hamza onlardan biri. Musab İbni Umeyr onlardan biri. Abdullah İbni Cübeyr onlardan biri. Abdullah İbni Caş onlardan biri. Saad İbni Rebi'a onlardan biri. Enes İbni Nadr onlardan biri. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Peki o gün orada... Aleyhissalatü vesselam Efendimizin halini zihninizde hatırladınız mı? Talha İbni Ubeydullah ile Sad bin Ebi Vakkas anlatıyorlar bize. Uhud'un sonları. Efendimiz o gün münafıkların kazdığı çukura düşmüş. Başındaki mihferin halkaları yüzüne batmış. Ön dişleri rubai dişleri kırılmış. Aynen taiften döndüğü gibi kan revan içerisinde ve o anda Uğud'un yamaçlarında ellerini kaldırıyor. Talha ile Sad birbirine bakıyorlar ve içlerinden geçirdikleri şu yandınız Mekkeliler yandınız. Bir peygamberin kanını akıtmanın ne demek olduğunu şimdi o mübarek dudaklardan dökülen bedduadan göreceksiniz. Ama yaşatmak için yaşamanın zirvesi olan aleyhissalatü vesselam efendimiz Allahum gfirli kavmi fe innehum la ya'lemun diyecek Allah'ım kavmimi bağışla onlar bilmiyorlar eğer bilselerdi yapmıyorlar diyecek bunu nasıl anlayacaksınız nasıl böyle bir zirveyi kavrayacaksınız nasıl aleyhissalatü vesselam efendimizin bu isarını algılayıp da bugünün dünyasında hayatlarınıza ve hayatlarımıza taşıyacağız. Uhud'un arkasından her tabloda efendimiz böyle midir? İnanın böyle, böyledir. Hendek'te böyledir, Hüzeybiye'de böyledir, Hayber'de böyledir, Mekke fethinde böyledir. Tebuk gazvesine giderken böyledir. Veda haccında böyledir. Vefat yolunda iken de böyledir. Giderken bile ümmeti ümmeti diyerek gitmedi mi? Yine diriltme adına gayret içerisinde olmadı mı? Peki aleyhissalatü vesselam efendimizden bunu gören, buna ait şeyleri gören ehli beyt farklı davranması mümkün müydü? Ehli Beyt'in imamı Hazreti Ali 10 yaşında gelecek o mektebin içerisine dahil olacak. 10 yaşından 63 yaşında Kufe'de bir Ramazan günü Abdurrahman İbni Mülcem'in zalim kılıcının altında doğranırken 53 yıllık hayatının sonuna kadar Hazreti Ali'nin de mücadelesi yaşatma adına yaşama mücadelesiydi eğer öyle olmasaydı 13 yaşında bir çocukken aleyhissalatü vesselam efendimiz Ebu Kubeys dağında Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak dediği zaman ben ya Resulallah deyip elini kaldırabilir miydi? 23 yaşında hicret gecesi Allah Resulü'nün yatağına kalkmak için değil ölmek için yatabilir miydi? Hazreti Ali o yatağa hiçbir zaman kalkmak için yatmadı. Defaatle size o tabloları ben anlatmışımdır. Eğer Hazreti Ali'nin düşüncesi bundan farklı olsaydı Bedrin meydanına Velid'in karşısına Uhud'un meydanına Ebu Talha'nın karşısına Hendek'te Amr İbni Vud'un karşısına Hayber'de Merhab'ın karşısına hep diriltme adına hep ben öleyim bu ümmet yaşasın diye çıkabilir miydi? Hicretin 40. yılı Ramazan'ın 17'si bir sabah namazına gidiyor Hazreti Ali günlerden cuma. Abdurrahman İbni Mülcem ilk kılıç darbesini vurar, vurur vurmaz. Hazreti Ali'nin dilinden dökülen cümle nedir biliyorsunuz değil mi? Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe Allah'ın adıyla onun adına Resulullah'ın milleti üzerine Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben bugün kurtuldum. Ölen Ali değil miydi peki niçin fustu bi Rabbil Kabe dedi ölerek dirilmek var mı? Var tabi biz ona iman etmişiz. Bizim için ölüm bir kez değil ki. Bizim için hayat sadece bu hayat değil ki. Biz iki hayatımızın olduğuna iman etmişiz. Onun için de ölümü gülerek karşılarız. Onun için ölümü öldürürüz. Onun için ölümü bir korku malzemesine dönüştürmeyiz. Ehli Beyt'in imamı Hazreti Ali'nin Ramazan'daki o şehadetinin arkasından imamete Hazret Hasan geçti. O da işin farklı bir boyutuydu. Vahdet adına, ümmetin birliği adına acıtsa da, kanatsa da, dostlar alay edip düşman farklı bir noktaya işi çekse de ümmeti birleştirme adına ne yaptı Hazret Hasan? Ümmetin vahdeti için kendini feda etti alay ettiler. Hazreti Hasan'a ileri geri konuştular. Tarihe geçecek o sözü söyledi Hazreti Hasan. El ar hayrun minen nar dedi. Utanmak ateşten hayırlıdır dedi. Kınayın beni. Ben utanayım bu dünyada ama ateşten daha hayırlı ya. Yarın Allah'a vereceğim hesap bu manada beni rahatlatacak ya. Ne derseniz deyin dedi ve o da yine bir komplonun kurbanı olarak hanımı Cade binti Eşaz İbni Kays'ın zehirlemesiyle şehit olarak bu dünyadan gitti. Şimdi sahnede Hazreti Hüseyin var. Hazreti Hüseyin'in yaptığı inanın size Adem'den başlattığım o silsilede farklı bir yere konulacak iş değildir. Onun yaptığı Habil'in yaptığıdır. Onun yaptığı Nuh'un yaptığıdır. Onun yaptığı İsmail'in ve İbrahim'in yaptığıdır. Onun yaptığı dedesi Resulullah'ın yaptığıdır. Onun yaptığı babası Ali'nin yaptığıdır. Onun yaptığı abisi Hasan'ın yaptığıdır. Risalet davası bu davanın kendine özgü bir ilkesi var kimse bu davaya ilkeler koyamaz. Bu yürüyüş Adem'den başlayan bir yürüyüş öyle olunca da her davanın kendine özgü ilkeleri olduğu gibi Risalet davasının da kendine özgü ilkeleri var. Nedir o ilkeler? Bir rüya göreceksin, hedef belirleyeceksin, emelini net bir biçimde ortaya koyacaksın. İki o emelini o hedefini gerçekleştirmek için üç damlayı akıtacaksın. Alnından teri gözünden yaşı yeri ve zamanı gelince bedeninden kanı. Üç karşılık beklemeyeceksin. Dört arkana bakmayacaksın. Beş neticeyi Allah'a bırakacaksın. Allah aşkına gelin Kerbela'yı anlayın. Gelin Hz. Hüseyin'in mücadelesini bu ilkeler çerçevesinde anlayın. Hz. Hüseyin bundan farklı bir şey yapmışsa eğer, o yaptığını ortaya koyun, onu konuşalım. Ama incelediğiniz zaman, baktığınız zaman o mücadelenin, o hayır damarının, o yaşamak için yaşamanın değil, yaşatmak için yaşamanın nasıl olduğunun göstergesini, izlerini çok net bir biçimde göreceksiniz. Hazreti Hüseyin bir hedef belirledi kendine. Baktı İslam toplumunda ciddi sıkıntılar var. Kendi kendine dedi ki dedemin ve babamın bana miras bıraktığı toplum bu toplum değil. Bu toplum İslam toplumu olamaz. Bir toplumun İslam toplumu olabilmesi için üç saç ayağının olması lazım. Tevhid, Adalet ve şura, meşveret üç ayaklı olursa o toplum İslam toplumudur. O yönetimin adı İslami yönetimdir. O yönetim Allah'ın ve Resulü'nün istediği yönetimdir. Ne oldu? Süret içerisinde tevhidin yerini şirk aldı. Adaletin yerini zulüm aldı. Meşveretin yerini baskı aldı, diktatörlük aldı. Bunun adı saltanattı ve o saltanat İslam'ın istediği benimsediği bir yönetim tarzı değildi. Hazreti Hüseyin kendi kendine bu hedefi koydu. Emeli, hedefi idali dedesinin bıraktığı safiyette, selimiyette dinin intikal ve muhafazasında aktif anlamda adım atmaktı. Bu manada ne gerekiyorsa onu yapacaktı. Bu hedefi benimsedi ve bu hedefi belirledikten sonra başladı Hazreti Hüseyin ter dökmeye. Terlemeden olur muydu? Bu manada bedel ödemeden ortaya bir şey çıkar mıydı? Terledi, gayret gösterdi. Toplumu bilinçlendirme adına bir şeyler yaptı. Baktı ki bu adımlar birilerini rahatsız ediyor. Geceleri ümmet adına ağladı gecelerini gözyaşıyla süsledi. Bu ikisini yaptığı için yeri ve zamanı gelince kanını akıtmaktan bir an olsun geri durmadı. Hazreti Hüseyin bunları yaparken dönemin Medine valisi Velid İbni Utbe Yezid'den bir mektup almıştı. Ne yaparsan yap Medine'deki üç isme biat ettir. Üç isim kim? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Hazreti Zübeyir'in oğlu Abdullah ve Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin. Üç isimden biat al. Biat etseydi Hazreti Hüseyin yaşama imkanı elde edecek miydi? Edecekti. O gün takiye yapabilirdi. Eyvallah edebilirdi. Ses çıkarmayabilirdi buna hakkı da vardı belki ruhsatı kullanarak bunu yapabilirdi çünkü ya biat ya ölüm üçüncü bir seçenek yoktu Hazreti Hüseyin'in önünde ama Hazreti Hüseyin Habil'in damarı Nuh'un damarı İbrahim'in damarı Efendimizin damarı Ali'nin damarı olduğu için orada azameti tercih etmek zorundaydı ve bir gece vakti sadece ailesini yanına alarak Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Tarih ne? Recep ayı hicri atmış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 60 yıl önce dinin yaygınlaşması ve anlaşılması için Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Şimdi onun torunu 60 yıl sonra tersine bir hicret yapıyordu. Medine'den Mekke'ye bir hicret yapıyordu. 10 gün süren zorlu bir yol. Yola çıkarken engel olmaya çalışacaklar. O gün Medine'de olanlar onlardan bir tanesi baba bir kardeşi olan Muhammed el-Hanefidir. Gitme diyecek Hz. Hüseyin'e. Ne olur Medine'den çıkma. Eğer çıkarsan Medine'den bir daha dönemezsin diyecek. Hazreti Hüseyin'in sözü nedir? Gitmem lazım. Sevki ilahi olduğuna inanarak bunu söylüyor. Çok ısrar edince Muhammed el-Hanefi söz şudur. Ey Muhammed eğer ben gitmezsem ümmeti Muhammed'in içerisinden bir kez daha hak adına ayağa kalkacak kalmayacak. O halde ben hak adına ayağa kalkmalıyım. Hak adına bunların batıl şeylerine karşı çıkmalıyım. Bunu söylemeliyim, bunu yapmalıyım ki hayır damarı yürüsün insanlığın. Yürüdü geldi 10 gün zorlu bir yolculuk Mekke'ye. Atasının, babasının, dedesinin iman üzere geliştirdiği o güzel şehre gizlenerek girmek zorunda kaldı Hazreti Hüseyin. Çünkü almayacaktılar. Valiler seferber olmuşlar. Amcasının oğlu olan İbn Abbas bir ev ayarlayacak da Hazreti Hüseyin'i o eve davet edecek. Recep ayı hicri 60. Kaç ay kalacak Mekke'de Hazreti Hüseyin? Tam 5 ay. 5 ay ter dökecek. Gözyaşı dökecek ümmetin dirilmesi adına gayret gösterecek. O günler amcasının oğlu olan Müslim bin Akil'i gönderecek Kufe'ye. Kufe'de zemini hazırlaması adına bazı çalışmalar yaptıracak. Ama Ubeydullah İbni Ziyad devrinin zalimi Yezid'in direktifleriyle Kufelileri sindirecek. Müslim bin Akil'i ise feci bir bir şekilde şehit edecek. Olanlardan haberi yok Hazreti Hüseyin'in. O hazırlık yapıyor. Ne zaman çıkıyor Mekke'den? Ne olur tarihe dikkat edin. İki rivayet var bu konuda. Ya Zil Zilhidce'nin 8'i ya Zilhidce'nin 9'u Mekke'den Kufe'ye doğru yola çıkıyor. Tarihin ne demek olduğunu anladınız mı? Ya Tevriye günü ya Arafat günü. Umre yapmak için ihramlarını giymiş Hazreti Hüseyin. Umreden sonra haccı yapabilir. Eğer Tevriye günü ise bir gün var Arafat'a. Eğer Arafat günü ise o gün gidebilir ve hemen hacdan sonra bu iş için harekete geçebilir. Ama Hazreti Hüseyin orada bir şey öğretecek insanda. Haccı kıyama tercih etmeyecek. Kıyamı hacca tercih edecek. Ne adına? Ben şahsi sevap kazanayım. Sevaplarım çoğalsın değil. Ben sevabımı da feda edeyim yeter ki bu ümmet dirilsin. Diriltme adına. Hazreti Hüseyin'in mücadelesinin başka bir izahı yok. Yaşatmak için yaşamanın adıdır o. Onun her adımı bunun en bariz göstergesi ve işaretidir. Çıkacak o çıkarken o gün Mekke'de olan sahabiler etrafına dökülecekler. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Zübeyir, Ümmü Seleme validemiz ağlayarak Hazreti Hüseyin'i ikna etmeye çalışacak. Ve daha niceleri o gün orada yok Abdullah İbni Ömer o da bir mektup yazacak. Ne olur Hüseyin çıkma ne olur gitme diyecek. Ve mektubun bir yerinde de şunu haber verecek. Bak ben Ayşe anamızdan duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona demiş ki Hüseyin Babil toprağında öldürülecek. Gitme Babil toprağına. Mektubu okurken Hazreti Hüseyin oraya gelince gözyaşlarını silecek. Ey İbni Ömer diyecek. Baksana Allah Resulü zaten söylemiş. Ben oraya gideceğim vuruşup o toprakta şehit olacağım diyecek. Abdullah İbni Ömer onu ikna edemeyeceğini görünce mektupla geri döndüremeyeceğini görünce binip gelecek atına tekrardan yolun bir yerinden onu geri çevirmek isteyecek ama geri dönmeyecek. Sevki ilahi istihdamı ilahi yaşatmak için yaşamanın adı başka bir izahı yok yürüyecek tarihler derler ki tarihçiler 300 ya da 500 insan vardı o gün Hazreti Hüseyin'in arkasında. Kerbela'da o insanlardan sadece 72'si kalacaktı. O gün yolda Hazreti Hüseyin'in kervanı 300 ya da 500 kişiyle yola çıkacak. Sifah denen bir bölgeye gelip orada konaklayacak. Mekke'ye çok yakın bir yer. Arap şairi Ferezdak orada çıkacak Hazreti Hüseyin'in karşısına. O da Kufe'den hac maksadıyla geliyor Mekke'ye. Yolda birbirlerini görünce Ferezdak da Hazreti Hüseyin'i ikna etmek adına Kufe'de olan biteni haber verecek. Onun da haberi yok Müslüm'ün şehit edildiğinden ama Kufelilerin ikna edilip Kufelilerin İbni Ziyad'ın tarafına geçtiklerini biliyor. Bunları söyleyecek Hazreti Hüseyin ikna olmayacak en son tarihe geçecek o sözü söyleyecek. Ey imam gitme kufeye onların yürekleri seninle ama kılıçları yezitledir. Kılıçlarının yezitle olduğunu anlayan birinin ifadesidir. Allah aşkına böyle bir söz birine söylense nasıl ayağında takat bulur da yine ölümün üzerine bile bile yürür. Eğer sizin amacınız yaşamak için yaşamaksa yürüyemezsiniz. Ama amacınız yaşatmak için yaşamaksa yürürsünüz. Hazreti Hüseyin'in yaptığı buydu. Yürüyor haber alıyor Müslüm bin Akil şehit edilmiş yürümeye devam ediyor. 300-500 adamı yavaş yavaş gece karanlığından istifade ederek onu terk ediyor. Yine yürüyor. Kerbela'nın meydanına geliyor. Hür bin Yezid onu o meydanda, o topraklarda konaklatmaya zorluyor ve oraya konaklıyor. Hazreti Hüseyin'in o ana kadarki mücadelesi ve arkasından olacak olanlar onun aslında ne adına yürüdüğünü, ne için hareket ettiğini bize gösteren şeylerdir. Ben şimdi Kerbela'daki o hadiseleri size anlatsam ona ne benim yüreğim dayanır ne sizin yüreğiniz dayanır. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Hazreti Hüseyin o meydanda da sürekli yaşatma adına bir gayret göstermiştir. Sözleri bunun işaretidir. Hutbeleri bunun işaretidir. Oradaki her adımı bunun işaretidir. Birer birer ehli beyt mensuplarının gözlerinin önünde şehit olması bunun işaretidir. Tabiinin büyük imamlarından Hasan-ı Basri Kerbela'yı resmederken bize nasıl resmediyordu? Vallahi insanlık tarihinde böyle bir şey yok. Bir aileden 23 insanın bir gün günde böyle öldürüldüğünü tarih hiç yazmadı. O günden bugüne de yazmadı. Bilemiyoruz bugünden sonuna kadar yazacak mı? Ama Kerbela'da Ehli Beyt'in ödediği bedel böyle bir bedeldi. O Muharrem 61 günlerden cuma. O gün gece sabaha kadar Hazreti Hüseyin yine gözyaşı dökmüş. Yine ağlamış yine sızlamış yine onların dirilmesi adına gayret göstermiş ama o Muharrem cuma sabahı olunca artık ordular karşı karşıya gelince 72 insan bir tarafta 4000 kişilik ordu bir tarafta daha sonra Hürbin bin Gezit Hazreti Hüseyin'in tarafına geçince 20-25 kişiyle Hazreti Hüseyin'in adamlarının sayısı yüzü biraz geçecek böyle bir zeminde Hazreti Hüseyin son anda bile acaba ben cehaletin zihinlerini kapladığı bu insanları diriltebilir miyim maksadıyla atını onların üzerine doğru sürüyor. Ey kufeliler diyor ey insanlar sizler mektup üzerine mektup yazarak beni davet etmediniz mi? Kufeliler cevap veriyorlar hayır biz böyle bir şey yapmadık. Hazreti Hüseyin adamlarından birine söylüyor. Bir torbanın içerisinde yazdıkları mektuplar getiriliyor. O mektuplar yüzlerine karşı atılıyor. Niye inkar ediyorlar? Yaşamak için yaşamak diye bir dertleri var. Biz yazdık deseler Ubeydullah İbni Ziyad'ın kılıcı var. Şimrin kılıcı var. O bedeli ödeyemedikleri için Yaptıkları işi inkar ediyorlar. Hz. Hüseyin konuşmasına devam ediyor. İnkar etmelerine rağmen son bir anda onlardan birilerinin yüreklerini kazanarak İslam'a imana taşımanın gayretini vererek "Ey insanlar!" diyor. "Unuttunuz mu ben kimim? Ben Resulullah'ın oğluyum. Beni öldürmek size nasıl helal olur?" unuttunuz mu ben kimin oğluyum ben 10 yaşında iman eden ve iman sırasında Resulullahın arkasında yerini alan Ali'nin oğluyum ben Fatıma'nın oğluyum ben cennet gençlerinin efendisiyim benim amcam cennetin iki kanadıyla uçan Caferi Tayyar değil mi Seyit, şehitlerin seyyidi Hamza Babamın amcası değil mi? Sayıyor Hz. Hüseyin, sayıyor bunları. Peki siz nasıl bana karşı kılıç kullanacaksınız? Ama cehalet kaplamış gözlerini, yüreklerini Hz. Hüseyin'in o sözlerini hiç duymuyorlar. Hz. Hüseyin konuşmanın fayda vermeyeceğini görünce, "Benim velim ancak Allah'tır. Allah'tan başkasını hiçbir zaman veli edinmedim." edinmeyeceğim diyecek. Onun o sözü ehli beytin kadınlarının ağlamasına sebebiyet verecek. O hanımlar ağlayınca kızları kız kardeşi Zeynep ve hanımları gözyaşlarına boğulunca dönecek ve onlara diyecek ki siz ki ehli beytin kızlarısınız düşmanı bugün kendi üzerinize güldürmeyeceksiniz. Burada sebatla sabırla bu hadisenin şahitleri olacaksınız. Ve gerçekten de şahitler olacak onlar biliyor musunuz? İbn Abbas Hazreti Hüseyin Mekke'den çıkarken ey Hüseyin gidiyorsun çoluk çocuğu niye götürüyorsun? Kadınlarını niye götürüyorsun diye söylediği zaman İbni Abbas'a Hazreti Hüseyin'in söylediği söz şudur. Biz şehitler olacağız onlar da şahitler. Eğer Zeynep Kerbela'nın meydanında olmasaydı tarih Kerbela'yı yazamayacaktı. Eğer Zeynel Abidin olmasaydı biz o günlere ait birçok şeyi okuyamayacaktık. Onlar şahitler olarak orada bulundular. Onların da ölümü pahasına, onları da yok etme pahasına diriltme adına Hazreti Hüseyin o adımı atıyordu. Allah aşkına eğer öyle olmasa 2-3 yaşlarında Abdullah onun küçük oğlu susuzluktan babasının kucağına kendisini atmış. Hüseyin bunca şeye rağmen yürekleri halen imana açılmamış halen kararan bu insanlara acaba bu çocuk bir mesaj verir mi diye küçük Abdullah'ı şöyle bir kaldırmış. Ey Kufeliler demiş bize yaptıklarınız neyse bu çocuktan ne istiyorsunuz? 2-3 gündür onun ağzından bir damla su gitmedi demiş. Çocuğu onlara gösterirken Esed oğullarından bir zalim attığı bir okla Abdullah'ın tam burasından vurmuş. Ve Hazreti Hüseyin'in ellerinde küçük Abdullah. Taberi tarihinde anlatır. Kan doldu der Hüseyin'in elleri o kanı boşatırken bile yine de onlara dair bir şey söylemedi. Allah'ım dedi sen bu kavmin yaptığını görüyorsun. Eğer semadan bize bir yardım göstermeyeceksen semadan bir yardım bize göndermeyeceksen hakkımızda hayırlı olan hükmü ver. Artık dayanılacak gibi değildi ve arkasından Hazreti Hüseyin 33 mızrak yarası 34 ok ile bu dünyadan gidecekti. Onun o bedeni kalanları yine rahatsız edecek. Mübarek başını gövdesinden ayıracaklar o zalimler. Başını İbn Ziyada gönderecekler önceden esirlerle beraber ve o gün o meydanda Kerbela'nın şahidi olarak sağ kalan 23 yaşında hasta İmam Zeynel ile. Hazreti Hüseyin'in kesik başı İbn Ziyad'ın sarayına geldiği zaman İbn Ziyad bir savaş kazanmış neşesiyle elindeki kamçıyla Hazreti Hüseyin'in mübarek başlarıyla uğraşacak o ana kadar sessiz kalan tavrı sükunet olan sahabiden Ebu Berze el-Eslemi sesini yükseltecek. Çek ey o zalim kılıcını Hüseyin'in başından. Vallahi ben o başı defaatle Allah Resulü'nün öptüğünü gördüm diyecek. Ve o baş oradan da Yezi'din sarayına götürülecek. Aynı sözü bir başka farklı yoluyla, farklı ifade şekliyle o güne kadar yine sessiz olan Enes bin Malik Yezide karşı söyleyecek. Çek o zalim kamçını o mübarek baştan. Vallahi kıyamette senin şefaatçin İbn Ziyad onun şefaatçisi ise Resulullah'tır diyecek. Allah aşkına söyledim söyleyeceğimi söyleyemedim birçok şey. Kim öldü kim kaldı? Ölen Hüseyin yaşayan Yezid mi? Ölen Hüseyin yaşayan İbn Ziyad mı? Ölen Hüseyin yaşayan Şimir ya da Ömer İbn Sat mı? Hazreti Hüseyin'e bunu yapanların hiçbir tanesi dünyevi saltanat adına bir şey tadamadılar. Yezid Kerbela'dan sonra sadece 3 yıl yaşadı. Kerbela'ya karışan bütün o komutanlar o ganimet sevdalıları 6 yıl sonra muhtar es-sekafinin kılıcıyla hepsi bu dünyadan silinip götürüldüler. Hem de feci bir biçimde. Peki biz Kerbela'dan Hazreti Hüseyin'in hayatından ya da onun karşısında duran o menfi damardan neler alacağız neler yapacağız? Asıl sorgulanması gereken bu. Hüseyin'in mektebi halen duruyor. Acaba biz o mektebin talebelerinden miyiz? Yoksa biz adı başka şeyler de olsa Yezid mektebinin talebelerinden miyiz? Allah korusun. Bunun yolu belli. Bunu test etmek istiyor musunuz? Eğer sizin de amacınız yaşamak için yaşamaksa adınız ne olursa olsun Mektebinizin adı ne olursa olsun, kendinize yol olarak belirlediğiniz yol ne olursa olsun, eğer siz menfaatlerinizi dininizin önüne geçirmişseniz yine adınız ne olursa olsun kusura bakmayın, mektep Yezi'din mektebidir. Ama eğer siz, eğer biz yaşamak için değil, yaşatmak için yaşamanın gayretini verirsek Hüseyin gibi ben öleyim ama bu din yaşasın benim menfaatlerim değil dinin selameti ümmetin selameti ümmetin birliği ümmetin vahdeti deyip her şeyin önüne bunu alıyorsak adı ne olursa olsun biz Hüseyin'in mektebinin talebeleriyiz Allah bizi o mektepten ayırmasın selam olsun Hazreti Hüseyin'e Selam olsun onun yolundan gidenlere. Selam olsun Ehli Beyt'in o güzel mektebinin silsilesinin talebelerine. Allah bizleri de onlardan kılsın. Yollarını yollarımız edinsin. Hiçbir zaman bizi Yezid'in taraftarı etmesin. İbn Ziyad'ın taraftarı etmesin. Onların yolundan gidenlere karşı durup hakkı ve isarı temsil eden o hak damarının سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه